Derya Deniz, sen ve ben Dorya. Anlaşacak mıyız? Ne dersin? Diyelim ki anlaşacağız. Ya nasıl olacak? Sen bana ilişmeyeceksin. Ben de sana dokunmayacağım. Dersin ki unutacağız her şeyi. Öyle mi? Ha? Yaptığın onca zulmü, kıydığın onca insanı, döktüğün onca masum kanı altın için unutacağız. Öyle mi? Bana Şarker'in verdiğinin 4 mislini teklif etti. Biliyorum bu işi altın için yapmıyorsun ama istersen seninle paylaşabilirim. Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi, bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz ben hak yolundan asla dönmem. Diyeceğim o ki, ben davamdan asla dönmem doğruya. Yine davandan dönmeyeceksin ki. Beraber savaşacağız. Senin davan için. Bizde bir söz vardır. Evvel refik, sonra tarik. Evvel yoldaşını bulursun, sonra yolunu. Benim yolumda yürümen, bana yoldaşlık edebilmen için tek bir şartım var. Neymiş o şartın? Hadi söyle. Ama fazla zor olmasın. Eğer bugün burada seninle anlaşamazsam kıyasıya dövüşmek zorunda kalacağım. Neden biliyor musun? Çünkü bana en büyük zararı vermiş olan kişi olacaksın onunla. Neymiş şartın? Hadi söyle. Şimdi iyi dinleyesin beni. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah dersen, Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun elçisidir der, iman edersen, işte o vakit benimle aynı yolda yürüyebilirsin. İşte en olmayacak şeyi söyledin şimdi. Yapacak bir şey yok. Eğer ben seni öldürürsem yaşarım. Ama sen beni öldürürsen Pargalı peşini bırakmaz. Pargalı'dan büyük Allah var. O sadrazamsa ben de biat etmeden evvel Tunus'un ve Cezayir'in hükümdarıydım. Barbaroşa.
Beni öldüremezsin Barbaros'a. Aydın reisin elimde. Birazdan adamlarım gelecek. Onu da getirecekler. İşin gücü nadir Victoria. Peki o vesika benim elime geçince ne olacak? Onu benden nasıl alacaksın? Tedbirini almadın mı sanıyorsun? Eğer adamların ormandan sağ çıkabilirlerse takas yaparız. Aydın reis alırsın. Bana da vesikayı verirsin. Hayrettin'im. Hırsına mağlup olma evladım. Nasıl etmedermiş baba. Kardeşim elindeyken nefsimi kör ettim. Hırsımı zincirledim.